aşkına. Dudu şatoyu normale çevirmeyi unutmuş. Dilerim benden önce kimse gelip buranın şato olduğunu görmemiştir. Neydi o ses? Ne oldu öyle? Perihan geliyor herhalde. Şatoyu ev haline çevirdi. Akıllı kadının hali başka oluyor tabii. Çok güzel düşünmüş. Hiç de değil. Ben şatonun şato gibi görünmesini istiyorum. Neyse, Perihan buraya gelsin. Ben gene eski haline çeviririm. Şato mu? Neden? Soru sorma Taci, soru sorma. Tamam, soru sormuyorum. Dudu, periler aşkına neyi unutmuşsun biliyor musun? Neyi? Şatoyu. Merak etme. Neyse ki onu eski haline çevirdim. Ay, niye bilmiyormuş gibi yaptı bu? Ne işler karıştırıyorsun acaba Dudu? Şato gibi görün, şato. Ne oluyor? Kimle konuşuyorsun Dudu? Ay, hiç kimse. Geç şöyle otur. Ay, niye zihir yapamıyorum ben? Bir dakika açma Dudu. Baksana, bunları burada unutmuşsun. Sihirli küre, sihirli değnek, sihir kitapları. Sen bizi ele mi vermek istiyorsun? Ay yok canım. Sorarlarsa aksesuar derim. Dokunma Perihan. Dudu. Şatoma karışma. Zaten neler oluyor? Ay anlamıyorum. Biz geldik. Merhaba anneciğim. Merhaba anneciğim. Hoş geldiniz. Buyurun Sarıkçım. Geç canım. Merhaba anneanne. Anneanne neyin var? Yok bir şey yok. Hadi geç. Gelir misin? Baş başa konuşmam gerekiyor seninle hemen. Kapı. Hoş geldin Suzan. Hoş bulduk Dudu teyzeciğim. Ay kusura bakmayın, geç kaldım değil mi? Yo, tam zamanında geldin Suzan teyze. Parti daha yeni başlıyor. Aman coşacağız desenize ne güzel. Avni Bey yoklar mı? Ay yok, halacı geldi, evde onunla ilgileniyor. Keşke onlar da gelseydi. Ay saçmalama Bitiş, bırak Allah aşkına. Avni evde oturup perilerine baksın. Halası da şuursuz onu seyretsin. Edi'yle bir de otursunlar işte. bunu nereye koyayım Dudu teyze? Ver. Ben mutfağa bırakayım. Ağırdır ama nerede ya? Ver hadi anneanne. Mutfağınız burası mı ayol? Mısır çarşısı gibi. Hayır, orası mutfak değil. Annem biraz bugün için böyle biraz değişik sürprizler yapmak istemiş de. Bu kazan ne Dudu teyze? Ay aşure zamanı mı kız? Ben bilmiyordum. Küre müre. Ayol bunlar ne? Hayatımda ilk defa görüyorum böyle şeyler. Antika zevkin mükemmel yani. Ayol şimdi Avni olsa bunları kesip peri eşyası zannederdi. Öyle zaten. Evet. Evet. Gelin çocuklar buraya gelin. Herkes buradayken Çile'ye hediyesini vermek istiyorum. Yani en istediği şeyi. Onun isteği de Eda'nın, toprağın, Betüş'ün, Çile'in, benim ve Perihan'ın peri olduğumuzu açıklamamızdı. O yüzden de bu partiyi kendi şatomda sihirlerimin ve delillerimin arasında vermek istedim. Anne. Ay evet biliyorum ve Periliçe'nin vereceği bütün cezalara da razıyım. Niye öyle boş bakıyorsunuz bana? Ay inanmıyor musunuz? Bir dakika, şimdi size sihirlerimi göstereyim. Bazen ilk seferde olmaz. Sihiratlarında bir bozukluk var herhalde. En iyisi aynadan, sihirli aynamdan bakalım. Bir dakika. Sihirli ayna, ey sihirli ayna. Göster bana neler oluyor bu anda. Ah!
Ay bunda gülecek bir şey yok. Perihan, Perihan sihirli güçlerini geri ver. Rezil oldun herkese. Ay öyle gülme. Betüş sen yardımcı ol. Bari sihirli küren çalışsın. Anne. Ne öyle gözlerini açma bana öyle. Ay ilahi Dudu teyze. Avni seni çocuklara oyun olsun diye böyle yaparken evi görseydi. Vallahi gerçek sanır. Şakkalanak şuraya düşer bayılırdı. Değil mi? Ömür vallahi bu kadın ayol değil mi dostlar? Ay güldürdün ağlattı seni kendisi. Deliymiş. Yok ya. Ay için çıkmasın. Ben şimdi size ispat ederim. Ben bir periyim. Ya Çilek ben üzülmeyeyim de böyle komik şeyler söyleme. Ya yemin ederim ki yalan söylemiyorum. Hatta bunu sana söylediğim için Periliçe bana ceza verecek. Ama artık bunu senden saklamak istemiyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Periliçe mi? Hayal dünya çok geniş Çilek. O da kim? Benim gibi sessiz konuş, gülmeden beni dinle. Periliçe diye biri var. Bizim Periliçemiz sizin kraliçeniz gibi bir şey. Ya biz kimiz, siz kimsiniz? Siz fanisiniz. Biz periz. Fani ne demek? Ölümlü. Peri ölümsüz. Bir de biz sihir yapabiliyoruz ama siz yapamıyorsunuz. İşte böyle iki tanecik fark aramızda. Ama diğer her şeyimiz aynı. Hala inanmıyorsun değil mi? Tabii ki inanmıyorum. Halbuki ben sana peri olduğumu söylemiştim. Ama sonra unutturmak zorunda kaldım. Seninle sihirli ormana bile gitmiştik. Sihirli ormana? Anlaşılan konuşarak seni inandıramayacağım. Bekle de göstereyim. Bu da neyin nesi? Okulu dondurdum. Hı? Bu da bir sihir. Eğer başkalarının bir şeyi duymasını, görmesini istemiyorsak bu sihri yaparız. Korkma, bu kötü bir şey değil ve sana zarar vermeyeceğim. Hadi gel. Sihirli ormanda neler yaptığımızı görünce bana inanacak ve peri olduğumu hatırlayacaksın. Çilek, biliyor musun ne düşünüyorum? Ne? İyi ki bir gün sihir yaparken seni yakaladım. Yoksa belki de hiçbir zaman bana peri olduğunu söylemeyecektin. Bilmem. Belki bir gün söylerdim. Gerçekten mi? Evet. Şimdi otur Sadıkçığım. Çünkü bizim Eda'yla size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Başlayın bakalım. Ne söyleyeceksiniz? Bak ama bu söyleyeceğimiz şeye kalpten, yürekten inanmanız lazım. Çünkü bunu size sadece bir kere söyleme hakkımız var. İyi bakın şimdi ben bayağı merak etmeye başladım. Söyleyin hadi ya. Ben meraktan sonra yavaş yavaş ayılacağım yani. Ama şimdi sıkı durun. İlkten söylüyoruz. Eda ile ben diğer periz. Peri mi? Peri mi? Perilermiş. Perilermiş. Sarhoş periler. Evet sarhoş periler. İlahi Eda, ilahi Betüş. Çok komik. Gerçekten peri. Tabii canım tabii. Biz de inanmıştık değil mi? Hayatım kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Canım. Ay ne güzel olmuş
üstündeki Betüş. Maşallah, vallahi gözlerim kamaştı. Ay sana da pek yakışmış Suzan'cığım. İyi ki almışız bunları valla. Ay evet, abi de öyle dedi. Ay şekerim, ne iyi ettik pazara gitmek dedi mi? Ucuza neler bulduk vallahi billahi. Çok iyi oldu. Evet. İyi ki beni pazara götürdün. Yoksa hayatımın sonuna kadar pazara çıkmak ne demek anlayamayacaktım. Çok eğlenceliymiş. Aa, nasıl yani? Sen şimdi hayatında ilk defa mı pazara çıktın? Aa, periler pazara çıkmaz ki. Nasıl yani? Ay, Suzan'cığım, şaka yaptım sana. Şaka yaptım Suzan. Ben hayatımda böyle şaka duymadım Betüş. Belki de annenin bugüne kadar söyledikleri doğruydu ha. Ne dersin? Suzan'cığım, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evimiz.